Evet, bir sonraki videomuzda gelin bir de resim ve video gönderme ne işe yarıyor onları anlatalım. Şöyle mesajımızı bir silelim, temizleyelim. Sadece resim gönderelim ama resimde de şöyle güzel bir yazımız olsun. Ne diyelim, araba fotoğrafları yazalım. Araba fotoğrafı yazdık. Yan taraftan resim ve video eklemek için tıklayınız butonuna basıyoruz. Resim gönder diyoruz. Seç diyoruz. Şuradan hemen klasörümüze gidelim. Resim seçmek istediğiniz klasöre giriyorsunuz. Buradan bir tane araba seçelim. Şöyle yakışıklısından bir araba seçelim. Kırmızı olsun. Kırmızı arabamızı seçelim. Yapmanız gereken tek şey arabamız seçildi. Yazımız yazıldı. Gönder butonuna basmak. Gönder butonu sayesinde arabamızı yükledi, gerekli mesajımızı yazdı ve karşıdaki kişiye mesajımızı yolladı. WhatsApp bugün benimle çok şakalaşıyor anlaşılan. Yine bir F5 ile yenileyip ya da attığım mesaja bunu yapacak bugün anlaşılan. Gerekli mesajın atıldığını gördünüz ve resmimiz gitti. Video gönderme de bu mühimhalde bir şeydir. Videoyu seçeceksiniz. İlk önce video gönder işaretleyip videoyu seçip gerekli videoyu istediğiniz kişilere yollayabileceksiniz. Ben tek kişi üzerinden çalışıyorum. Burada kaç numara varsa o kadar numaraya resim, video, her şeyi atabileceksiniz. Ben hani çok kişi ekleyip de hani yapıldığını göstermeme gerek yok. Hepsine çalışıyordur bu. Şimdilik resim göndermeyi iptal edelim. Şöyle alalım. Bir sonraki videomuzda daha güzel şeylere girelim. Mesela kişiye özel fotoğraf gönderme nedir? Ne yapıyorlar? Onu sizlere anlatalım. Ama bir sonraki videoda.